Sorosun duran adamı bölen adam oldu. Lice'de karakol inşaatı var diye PKK uzantısı BDP'liler şantiyeyi basıyor sonra olanlar oluyor. Ölü ve yaralı var haliyle. PKK epeydir karakol yapmayın diyordu. BDP ve derken akiller de, karakol yapılmasın dedi. O baskın bu söylemlerin hayata geçmesi için yapıldı. Allah aşkına Türkiye yapacağı resmi binayı PKK'ya mı danışacak bundan böyle? Ne demek karakol yapmayın? Şu demek efendim, Kürt açılımı sona erdiğinde özellik ilanı ile birlikte Kürtler kendi öz güvenlik gücünü bebek katilinin dediği gibi kuracak. Cizre'deki öz savunma gücünün medyaya yansımasının ardından Lice'de yaşanan tesadüf değil. Türkiye'ye bölgeden çekilin mesajıdır o. Açılım aşama aşama ilerliyor. İlkinde güya PKK çekildi. Sonrakilerde de asker de çekilsin mi diyorlar. Müzakerede neler görüşüldü bilinmiyor. Hepsi sır diyeceğim fakat yaşananları görünce PKK yapacağız denilenlerin arasında güvenlik güçlerimizin bölgeden ricatı da var mıdır düşüncesi hakim oluyor ister istemez. İktidar kanadındansa bozuk plak çalmaya devam ediyor. Süreci baltalamak isteyenlerin işi. Erdoğan gezi olayı içinde Mayıs ayında ülkenin en ileri halindeydi diyor. Hamasetle, hırsla, sorgusuz sualsiz dışa bağlanmayla neler yaşanırsa onları görüyoruz. Açalım, böler dedik, işte bölüyor. Süreç baltalanmıyor. Gözümüze sokarak neler olacağını PKK gösteriyor. Bundan sonra tek kurşun atmadan Türkiye devletini Kürt açılımıyla bölüp Kuzey Kürdistan parçasını bağımsız hale getireceğiz diyor. Var mı halen şüphesi olan? AKP iktidarının 36 etnik köken diyerek siyasi Kürtçülüğü PKK'yı başımıza yeniden dert ettiği yetmiyormuş gibi Cumhuriyet Halk Partisi de aynı mecrada kulaç atmaya başladı. Gezi park olayıyla başlatılan ve şu anda baştan sona düzmece olduğu besbelli tertibin gelip dayandığı nokta hepimiz Ermeniyiz benzeri bir kitlenin Lice'de yaşananlarda BDP'ye destek verdiği CHP aynı AKP gibi inancın mikro ırkçılığın sinir uçlarıyla oynuyor. CHP yandaşı bir televizyon kanalında gece boyu olayın olduğu yerden bağlantılar yapıldı. Partinin Diyarbakır kökenli genel başkan yardımcısı ve daha birçok kişi tam da açılım süreci derken asker niye gaz sıktı, ateş açtı vesaire dedi durdu. Türk askeri karakolunu korumayıp da ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi aleni Kürt açılımına destek vermeye başladı. YCHP'nin asli görevi karışıklıktan medet ummak, AKP'den açılım bayrağını alıp daha ileri götürmek midir? Gezi olaylarına müdahil olup insanların iktidara karşı öfkesini oya tahviyle çalışan CHP şimdi Lice'yi kaşıyor. AKP açılımı iyi yapamıyor. Biz yapacağız gibi sınır tanımayan sözler ediyor. YCHP'nin Kılıçdaroğlu'su Öcalan açılımında verdiği kredinin mahiyetini açık ediyor böylelikle. Gezi Parkı olayına bodoslama atlayarak kaybettiği kitleyi toparladığı söyleniyordu. Son yaptığıyla BDP benzeri bölgesel inanç üzerinden siyaset yapan mikro partiye dönüşme oyununda koşar adım ilerliyor. Ulusalcı tabanı PKK eylemine desteğe bakalım ne diyecek. Otpor'un sorosun desteği ve argümanlarıyla yapıldığı gün geçtikçe netleşen Gezi Parkı olayında bir kısım eylemcilerin Kürt bölgelerine Türk karakolları yapılmasın anlamına gelen Lice'deki baskına sahip çıkması maskeyi düşürmüştür. Bundan böyle geziciler ağzıyla kuş tutsa millete kendini anlatamaz. Ağaçlar kesilmesinin başlangıcındaki sırrı Süreyya Önder'in kepçe içindeki resmi ve şimdi verilen Lice desteği PKK merkezde eylemin Türk milletine yayılmasının amaçlandığını da gösterdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan ikilisinin iktidar ve başkanlık uğruna canım ülkeyi ateşe atmaktan zerre çekinmeyecekleri son olaylarla netleşmiştir. BDP, PKK sürecin bilmem kaçıncı aşamasında Kürt halkının bağımsızlığını ilan ediyoruz dediğinde ne olacak? Onu şimdiden kestirmek zor. Adım adım devlet eliyle Kürt milleti oluşturmanın sonunda bu insanlar Türkiye çatısı altında yaşamaya devam edecek diyenler yalan söylüyor. PKK fonksiyonunu tamamladı. Kürt açılımıyla bölge insanı tava getirildi. Tamamen Amerikan stratejisidir. Sonra Gezi Parkı olayıyla devlete baş kaldırının yolu açıldı. Neticede halk görünümlü PKK karakol bastı. Sorosun çocukları ise İstanbul'dan, İzmir'den soysuz eyleminizi destekliyoruz diye yollara düştü. Olup biteni daha başka nasıl anlatmalı? En önemlisi Türk milleti PKK'yı bitirmek için Kürt açılımı yaptık yalanına daha ne kadar inanacak?